Evet kızlar, nasıl ama arabam? Görüyorsunuz yani. Çok iyi değil mi? Ay gerçekten araban harika. Sen de harikasın. Ay evet ya, gerçekten. Çok kaslı ve harika. Ayrıca çok yakışıklı. Evet evet, bu şehirdeki en havalı, en yakışıklı adam benim değil mi kızlar? Yani sonuçta çok kaslıyım. Ayrıca zenginim de. Ay evet evet, kesinlikle. En yakışıklı sensin. İşte muhabbet ediyorlar orada. Şu kızların cebindeki paraları çalıp direkt kaçmam lazım. O koca kıçını kaldırana kadar ben de kaçmış olurum zaten. Beni hayatta yakalayamaz. Aynen öyle kızlar, merak etmeyin. Bu kısık kaslarla sizi her zaman koruyacağım ben. Yanınızda ben varken hiçbir şeyden korkmanıza gerek yok. Hiç merak etmeyin. Sizi her zaman koruyacağım kızlar. Hem de bütün tehlikelerden. Allah Allah ya, bakayım şurada ne varmış. Hop, kaçtım. Bulamaz, paramı çaldı gidiyor. Nasıl olur bu? Onu yakalamam lazım. Yoksa kızların gözünden düşerim. Beni artık sevmezler. Hey sen, gel buraya. Kaçamazsın hiçbir yere. Oho, sen o koca poponu kaldırana kadar ben çoktan gitmiş olurum. Hayır hayır, gel buraya. Ay inanmıyorum, arkasından koşuyor. Umarım yakalar onu. Ay merak etme kızım, Kemal çok kaslı birisi. Bence yakalar yani. Umarım yakalar ya. Olamaz ya. Nereye gitti bu adam? Olamaz. Of ya. Of. Olamaz ya. Adamı elimden kaçırdım. Ne yapacağım ben şimdi? Kızlara ne diyeceğim ya? Eğer onu yakalayamadığımı öğrenirlerse benim güçsüz olduğumu düşünürler. Ve eskisi kadar havalı olmadığımı düşünürler. Onlara bir şey söylemem lazım. Yoksa beni havasız olarak görecekler. Neyse. Onlara söyleyecek bir yalan bulurum artık. Ne yapayım? Ya kızlar, adamı tam yakalayacaktım. Helikopterle kaçtı yani. Adam çok iyiymiş. Meğersem adam profesyonel bir hırsızmış. Ama merak etmeyin, bir gün onu yakalayacağım. Bu işin peşini burada bırakmam kızlar. Siz bana güvenin. Allah Allah, bunlar niye arkasına dönmüyor ya? Ne var orada? Hey kızlar, neye bakıyorsunuz siz böyle? Kerem, bu da ne böyle? Onu ne ara yakaladın? Ya kızlar, böyle küçük hırsızlar benim için tabii ki çocuk oyuncağı. Her gün bunlardan 50 tane yakalıyorum zaten. Ne olacak ki? Ben daha neler neler yakalıyorum. Büyük mafyaları, küçük mafyaları, dev kabadayıları, hatta yaratıklarla bile savaşıyorum kızlar. Ay inanmıyorum, şuna bak ya. Nasıl burada yakışıklı varmış. Biz yanlış kişiye bakıyormuşuz Miray. Ay evet ya, evet. Asıl en havalı kişi Kerem komisermiş. Baksana kızım. Ay evet evet. Yani Kemal bunun yanında hiç yani fıs. Ne fıs mı? Ne fısı ya? Allah Allah, ben fıs falan değilim. Ne var yani, ben de yakalayacaktım onu. Allah Allah, avantaj olsun diye önden gitmesine izin verdim. Kerem komiser yakalamış. Allah Allah, öyle mi? Ben bu adamı yakaladığımda neredeyse şehirden kaçıyordu yalnız. Sen bildiğin adamın izini kaybetmişsin. Ezik herif. Ay inanmıyorum ya. Demek adamın izini kaybettin. Yazıklar olsun sana. Biz de sana güvenmiştik. Ama neyse ki Kerem komiser var yani, bizi koruyor. Ay evet evet ya. Kerem komiser neyse ki bizi hep koruyor. Kerem yeter artık. Defol git şuradan. Allah Allah, rezil ediyorsun beni. Senden nefret ediyorum. Anladın mı beni? Nefret. Evet kızlar, gördüğünüz gibi abim ezik de biraz yani. Onun kusuruna bakmayın. Hırsızı yakalayamamış. Ama ben onun yerine yakalayıverdim yani. Sorun yok. Göreceksin oğlum sen. Göreceksin. Kızları elimden aldın. Bütün havamı söndürdün. Neymiş abi? Demek ki öyle şişirme kaslarla olmuyormuş. Biraz da içini doldurmak gerekiyormuş değil mi? Ayrıca biraz da beynini çalıştır, beynini. Hep kasları çalıştırmak da olmuyor bu işler. Ay Kerem'i duydun değil mi? Ne kadar komik bir erkek ya. Ay Arda, ay bayılıyorum şu Kerem'e. Ay ben de ya, gerçekten çok komik birisi. Bu yaptıkların, söylediklerin yanına kar kalmayacak kardeşim. Görürsün sen. Bu söylediklerine pişman olacaksın oğlum. Pişman. Ulan Kerem, gösteririm ben şimdi sana. Gösteririm. Şimdi Kerem'i kandırmak için bir mesaj atmam yeterli olacaktır. Ona çatıya gelmesi için bir mesaj atacağım. Sonra da onu kandıracağım. Kerem kardeşim, çabuk çatıya çık. Birisinin yardıma ihtiyacı var. Çabuk. Evet, şimdi koşa koşa gelir kahramanımız. Sonra da onu gününü göstereceğim.
gideceğim, görür o. Olamaz, birinin çatıda yardıma ihtiyacı varmış. Hemen çıkmam lazım yukarı. Evet, şimdi tek yapmam gereken şurada saklanıp Kerem'i beklemek. Geldiğinde ona çok büyük bir sürprizim olacak. Ne oluyor burada ya? İyi de burada kimse yok ki. Yoksa aşağı mı düştü o kişi? Olamaz ya, umarım aşağı düşmemiştir. Eğer düştüyse çok pişman olurum yetişemediğim için. Aşağıda da kimse gözükmüyor ki. Allah Allah, ne oluyor ya? Yoksa Kemal bana eşek şakası falan mı yapıyor? Allah Allah, böyle şaka mı olur kardeşim? Olur kardeşim, olur. Hem de bal gibi olur. Ya oğlum, manyak mısın sen ya? Allah Allah, işim gücüm var benim. Senin şakalarını mı uğraşacağım ya? Allah Allah. Sen gidip orada burada takılırken ben suçları yakalıyorum. Bilmiyorsun sanki. Lütfen benim işlerimi aksatma, tamam mı? Demek boş işlere. Sen beni rezil ettin oğlum, rezil ettin. Şimdi de senden intikamımı alacağım işte. Allah Allah, nasıl alacaksın intikamını? Böyle komik olmayan çirkin şakalar yaparak mı? Hayır, seni buradan aşağı atarak. Ya Kemal, ne diyorsun sen? Allah Allah, saçma saçma konuşma ya. Yürü git şuradan. Allah aşkına, kafayı mı yedin sen? Evet yedim. Şimdi de seni aşağı atacağım. Görürsün sen. Beni rezil etmek ne demekmiş göreceksin Kerem. Hayır dur. Hayır. İşte bu kadar. Elveda Kerem. Hayır, olamaz. Kerem komiser. Arkadaşlar, beni seven herkes kanala abone olup videoya da like atabilir mi ya? Bakalım beni kaç kişi seviyormuş, abone sayısından göreceğiz şimdi. Bakayım kimler seviyormuş. Olamaz ya, kim yaptı bunu sana ya? Kim yaptı? İnanmıyorum, Kerem komiser aşağı düştü. Olamaz ya, bunu Kerem komiser gibi bir insana kim yapar? Merak etme Kerem komiser, kim yaptıysa bulacağım ona. Bu yaptığını onun yanına kar bırakmayacağım Kerem komiser. Görür o, görür. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi işte suçlu olabilecek herkesi bu çukura topladık. İşlerinden birisi Kerem komiseri karakolun üstünden aşağı attı. Kerem komiserin durumu çok kritik şu anda. Bunu yapanı bulmamız lazım. Şimdi çukurda kötü mafya var. Halo ağa var. Kerem komiserin abisi Kemal var. Kerem komiserin eski sevgilisi Ceren var. Bir tane sevimli mi sevimli çok tatlı bir bebek var. Bir de çok tatlı yaşlı bir amca var. Arkadaşlar, sizce bunlardan hangisi yaptı, hangisi bu suçu işledi, yorumlara yazın. Sizin fikrinizin çok büyük önemi var. Birlikte yakalayacağız o haini. Evet Halo ağa, söyle bakalım, sen mi yaptın yoksa Kerem komiseri sen mi aşağı attın? Hayır oğlum, öyle şey mi olur ya? Kerem komiseri ben çok seviyorum oğlum. Madem Kerem komiseri çok seviyorsun, o zaman niye aşağı attın onu? Niye? Ulan bakın oğlum, sen bende dalga mı geçirsin la? Ben aşağı atmadım diyorum, sen niye aşağı attın diyorsan. Kafayı mı yedin oğlum sen? Öyle mi ya? Pardon o zaman Halo ağa, kusura bakma. O zaman ben gidip kötü mafyayı falan sorgulayayım en iyisi. Sana da sonra geliriz bir daha. Tövbe yarabbim ya. Ulan oğlum bak, şimdi ağzını burnunu kıracağım fakir. Defol git oğlum şuradan. Evet kötü mafya, söyle bakalım, sen mi yaptın? Kerem komiseri de hiç sevmezsin zaten. Hayır ben yapmadım. Ben yapmış olsaydım onu aşağı atmazdım. Kafasına bir silah dayar, ondan sonra da ondan intikamımı alırdım. Bak bak sen, demek yapmadın ama ona böyle şeyler yapmayı planlıyorsun. Yani sen de kötü bir adamsın. Evet aynen öyle. Keşke onu kimse aşağı atmasaydı. Kerem komiserin işini ben bitirmek istiyordum. Kerem komiserden intikamımı ben almak istiyordum. Ama şimdi benim yerime başkası aldı. Ulan eşek sıpasına bak ya. Allah Allah. Kerem komiseri öldürmek istiyormuş. En iyisi seni biz bir aşağı atalım. Ne aşağı mı atalım? Ama ben yapmadım ki fakir. Niye beni aşağı atıyorsun? Dur ne olursun beni aşağı atma. Hadi oradan pis katil seni. Atıyorum seni aşağı. Hayır dur, sakın yapma. Hayır dur. Hop gitti işte. Evet Ceren, sen mi yaptın? He? Sen mi yaptın? Söyle bakayım. Kerem komiser seni bırakıp Aslı polisle tekrar sevgili oldu diye sen yaptın değil mi? İntikam aldın ondan. Hayır ya, niye ben yapayım? Kerem komiser bugün sabah benim paralarımı çalan hırsızı yakalamıştı. Çok mutlu olmuştum. Kerem komiser gerçekten harika birisiydi. Allah Allah. Peki kim yapmış olabilir? Herhangi bir şey biliyor musun bakalım? Evet, Kerem komiser hırsızı yakaladığında Kemal çok kıskanmıştı onu. Senden intikam alacağım falan demişti. Belki o yapmış olabilir. Bak bak.
bak sen. Demek intikam almak istiyorsun. Öyle mi Kemal? He? Öyle mi? Evet, intikamımı da aldım zaten. Allah Allah, defolun gidin başımdan. Bu Kerem'le benim aramda olan bir şeydi. Ben de intikamımı aldım işte. Kerem'in işini bitirdim. Vay be, yazıklar olsun sana. Tüh, senin kalıbına tüküreyim ben be. İnsan kardeşine bunu yapar mı? Yapar mı? Yapar tabii. O beni rezil etti. Benim de ondan intikam almam gerekiyordu. İntikamımı aldım. Gerekeni yaptım yani. Ulan şimdi ben seni aşağı atmaz mıyım be? Arkadaşlar, bu Kemal'e ne suçu verelim? Yorumlara yazan ne versek acaba? Buna güzel bir suç verelim. Yani güzelce cezasını çektirelim şuna. Ne cezası vermek istediğinizi yorumlara yazın. İçinden en iyi olanı seçip Kemal'e ceza verelim. Evladım, biz buradan gidebilir miyiz? Allah, bacaklarım tutmuyor yani. Evet polis abi ya, biz buradan gidebilir miyiz? Ne oluyorsun? Gerçekten çok sıkıydım ben burada. Evet evet ya, siz gidebilirsiniz. Zaten siz niye buraya geldiniz ki? Allah Allah, ne işiniz var sizin burada? Her neyse, hadi arkadaşlar, görüşürüz.